IŞİD örgütü Irak güvenlik güçlerinden esir alınan 1700 kişinin kurşuna dizildiğini duyurdu. Örgüt öldürülenlerin hava kuvvetlerine bağlı Şii askerler olduğunu açıkladı. Örgüt tarafından internet üzerinden yayınlanan fotoğraflar bağımsız kaynaklarca doğrulanabilmiş değil. Ancak görüntülerin Tikrit şehrinde çekildiği sanılıyor. Suriye sınırı yakınlarındaki Tel Afer'de IŞİD'in eline geçti. Ayrıca Iraklı yetkililer tarafından Selahattin iline bağlı İshak bölgesinde 12 polisin yanmış cesedinin bulunduğu da duyuruldu. IŞİD militanları Musul'dan sonra Selahattin ve Kerkük yakınlarındaki bazı bölgeleri de ele geçirirken Bağdat'a yönelik ilerleyişin hafta sonunda yavaşladığı görüldü. Irak Başbakanı Nuri El Maliki, Bağdat'ın 100 kilometre kuzeyinde ordunun karşı harekat başlattığını duyurdu. Ayrıca IŞİD'in güneye doğru ilerlemesinin ardından ordunun çağrısına uyan çok sayıda Iraklı da gönüllü olmak için başvurdu. Resmi kaynaklara göre IŞİD'in ilerleyişiyle yaklaşık 110 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Amerika Birleşik Devletleri Bağdat Büyükelçiliği'ndeki bazı görevlilerin güvenlik endişesi sebebiyle bölgeden ayrılacağını duyurdu. Amerikan basınında ise diplomatik kaynaklara dayandırılan bilgilere göre Amerika Birleşik Devletleri'nin IŞİD'i durdurmak için İran'la diyalog arayışında olduğu iddia ediliyor.